Arkadaşım küçük ama marifeti büyük. Adana'dan geldi. Evet. Ne var ne yok? Vallahi çok güzel. Çalışıyoruz öyle. Siz nasılsınız? Nasıl ben diyeyim. Kaç yaşındasın? 21 yaşındayım. 22 oldum. Maşallah evet. Sana. Adana'da doğdun büyüdün. Ben Malatya'da doğdum ama evet sonra da Adana'da yaşamaya devam ettim. Ailen orada. Evet orada. Seyrediyorlar. Evet kesinlikle. Anneciğim böyle izliyordur seni şimdi. Benim. Onu ben doğurdum. Kesinlikle öyledir. Kimden öğrendin yemek yapmayı? Şöyle ben normalde yemek yapmayı seviyorum zaten. Lisede aşçılık bölümüne gittim. Ardından üniversitede de öyle. Yarışmalara katıldım falan derken. Şu anda da bir kafede çalışıyorum şef olarak. Oo, neler yapıyorsunuz kafede? Dünya mutfağı tarzı çalışıyoruz ama çok güzel lezzetler kesinlikle bir gün gelirsiniz. Et ürünler, hamburgerler evet. Falan tarzı evet. Mı? Evet. Öyle dünya mutfağı tarzında makarnalar, salatalar. Bugün farklı kimden farklı. Öğrendiklerini yapıyorsun? Bugün anneannem. Anneanne. Evet sizi de çok seviyor zaten. Öpüyorum ellerinizden saygılar canım benim. Anneannem annesinden öğrendiği bir lezzeti bana verdi. Nedir o? Çingene kebabı. Trakya'nın lezzetidir. Adana tarafında da yapılır. Adana tarafında da yapılıyor. Eskiden köylerde yapılırmış. Evet. Özellikle mangal yapıldığı zaman Adanalılar çok mangal yakarlar çünkü. Evet. Çingene kebabını da mutlaka yaparlar. Çingene kebabı evet çok güzel olur. Sevilir. Lezzetli olur. Sonra ne yapacaksın? Sonra sebzeli kuskus pilavımızı yapacağız. Ardından da ekmek tatlımızı yapacağız. Onları nereden getirdin canım? Adana'dan getirdim yufkaları. Evet. Sen bize yazdın ben gelmek istiyorum diye. Arkadaşlarım da sana geri dönüş yaptılar. Kesinlikle. Ve aradıkları zaman sen arkadaşların seninle dalga geçiyor sanmışsın. Evet öyle oldu biraz. Ya çünkü şaka yapmayı severler. Ardından şimdi acaba böyle mi oldu şöyle mi oldu tekrar. Ondan sonra tekrar şey yaptık zaten. Netleştirdiniz durumu. Evet dedin. Harikasın ya. İyi ki yazmışsın, iyi ki gelmişsin. Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle çingene kebabını yapacağız. Peki neler kullanacaksın? Çingene kebabında kemiksiz kuzu etini kullanacağım. Ardından iki tane orta boy soğanımız var. Bir deste nane, bir deste maydanozumuz var. Sumağımız var. Sumak bir çay bardağı gibi. Ardından sıvı yağımız var. O da bir su bardağı. Pul biberimiz ve tuzumuz var. Domates. Domatesimiz de var. Süslemek için de limon kullanacağız. Harika. Trakya lezzettir dedim ama Trakya'da patates kullananlar vardır. Patlıcanlı kesinlikle yaparlar, patlıcan biberli kullanan yaparlar. Adana'da çok bilmezler aslında ama sadece köy taraflarında yapılır. O yüzden çok bilinen bir lezzet değil aslında Adana tarafında. Ama güzel. Kesinlikle. Peki nasıl yapacaksın? Başlayalım mı? Başlayalım tabii Hadi ki. Hadi bakalım. Başta tenceremize suyumuzu alalım. Alalım. Çingene kebabının malzemeleri, etimiz var. Evet, 500 gram. Onu haşlayacak mısın? Evet, etimizi haşlayacağız ilk başta. Çünkü etin tam pişmesi ve yumuşak kalması için. Ne zaman geldin Adana'dan? Adana'dan bugün sabah geldim. Akşam geri gideceğim. Günübirlik. Evet. Burada tanıdıklar var mı İstanbul'da? Var, evet. Akrabalarım var. Ama işten dolayı, iş nedeniyle. Ha, çalışıyorlar onlar da değil evet, mi? Evet onlar da çalışıyorlar. Görüşemeyeceksiniz. Kesinlikle. Olsun burada ne sağlıyor? Başka zamanlar. Başka zaman aynen öyle. Güzelce etimizi evet, orada etimizi haşlayacağız. Haşlamaya bıraktık. Şimdi soğanımızı soğan salatası yaparmış gibi. Söğüş doğrayacaksın. Evet. Sonra bunu sumakla birlikte karıştıracağım. En son etimizi kavurduktan sonra üzerine ekleyeceğim. Ve yavaş yavaş diğer malzemeleri eklemeye başlayacağım. Güzel. Kaç kardeşsiniz Cevher? Dört. Cevher dedim pardon Hüseyin. Dört kardeşiz. Dört kardeş. Evet. Sen kaç ben numara? Ben üç numarayım. Üç numara. Evet. Küçükler de var. Bir tane küçüğüm var. O da beni çok sever. O da şu anda izliyor. O kaç yaşında? O da 18 yaşında. Oy canım benim. O diğerleri de yaparlar mı güzel lezzetler? Şöyle ben genelde yapma taraftarıyım. Diğerleri yeme taraftarı değil. Ha. Öyle evet. Olur. Kimi yapacak, kimi yiyecek değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Herkes aynı olmuyor tabii ki. Anneciğin de güzel yemek yapar mı? Annem yemekleri tabii ki başka olur. Enfes olur değil mi? Kesinlikle. Canım benim. Soğanlarımızı doğrayacaksın. Sumakla onu birazcık öldüreceksin. Evet. Sonra ne yapacaksın? Sonra üzerinde etlerimizi kavurduktan sonra soğanlarımı üzerine dizeceğim. Ardından ilk başta domatesleri. Hı. Ardından soğanlarımı ve yeşilliklerimi koyacağım. Hı. Sonra evet. Orada pişmeye devam sonra edecek. Sonra orada çok az pişecek ve kapatacağım dinlenmeye bırakacağım. Maydanozlar orada kendi kendine bırakacak suyunu. Harikasın. Evet. Güzel, heyecanlı. Elleri biraz titriyor. Çok da normal. Gerçekten öyle. Canım kardeşim. Özgüveni çok yüksek. Bravo. Aradı, mutfağıma konuk oldu. Çok çok mutluyum. Böyle arayıp da orada olmak istiyorum diyorsunuz. Ve biz de ağırlıyoruz hem de tanışmış oluyoruz. Evet, kesinlikle çok güzel oldu bu. Ay canımsın. Güzel bir hatıra olur. Evet. Bir de selfie yaparız. Tamam. Tamam mı? Harikasın. Sen o zaman burada güzelce lezzetini hazırlarken tamam. Ben Nilgün'ün yanına gideyim. Olur tamam. Mu müsaadenle? Su evet. Koyduk ve kuzu etimizi güzelce haşlıyoruz. Suyunu çekmesini bekliyorum şu anda. Harikasın. Baharat koymadın henüz. Evet henüz baharat koymadım. Sertleşmesin diye etimize. Evet. Sonrasında ilave edeceğiz. Maydanoz ve dereotunu da
Nane ile maydanozu, evet. Pardon, güzelce doğradın. Burada soğanlarımız, sumakla ve domateslerimiz de hazır. Evet. Yapılışını da göreceğiz zaten. Kesinlikle. Harikasın. Şu tencereyi bir açalım mı? Tabii ki. Burada çingene kebabımız var. Bana. Şöyle gösterelim. Oo. Şu anda sen ocağın altını kapattın, evet. Demlemeyi bıraktın. Üzerinde, evet. Yeşillikler var. O altında sumaklı soğanımız var. Domatesimiz var ve etimiz var. Evet, kuzu etimiz var. Uf. Kapağını açınca da çok güzel kokuyor. Nane falan da var ya. Dolma, evet. İçi gibi kokuyor sanki. Kesinlikle. Vallahi çok hoş koktu. Güzel lezzetler. Birazdan ekmek tatlısı da yapacağız. Ekmeklerini getirmiş. Adana'dan getirmiş. Adana'dan getirmiş. Fıstıklı, cevizli güzel bir pratik lezzet yapacağız yine. Evet. Güzel. Devam edeceğiz. Çingene kebabı. Ay çok ağır oluyor. Roman diyelim. He? Farklılar zaten çingene, yani, roman. Çingen kebabı diyen de var. Çingen diyelim. Cingen. Hadi, tamam, çingen. Evet. Burada kuskusumuz var. Evet. Bir de ekmek tatlımız var. Çok teşekkür ederim. Çok iyi ya. Çok. Adana'ya selamlarımı ilet, sevgilerimi ilet, ailene, herkese. Çok sağ olasın, eksik olma. Çok güzel lezzetler.